iledildi. Peki devam ediyor mu? Bölgede son durum ne? Yerinden öğrenmek istiyoruz. Muhabir arkadaşım Burak Dündar paylaşacak. Burak anlatmaya başlamadan önce teşekkür etmek isteriz. Çünkü stüdyo sıcak ama orası soğuk. Uzun zamandır bağlantı için bekliyorsun. Bir kez daha teşekkür ederiz ve sözü sana bırakalım. Evet Fatih Çimen kar yağışı şu anda etkisini yitirdi. Ancak soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Şu anda termometrelerimiz hemen bağlantı öncesinde baktığımda sıfırın altında 10 dereceyi gösteriyordu gece saatlerinde özellikle sıfırın altında 15 derece bizler Hakkari Yüksekova'dayız Yüksekova merkezde sıfırın altında 15 dereceye kadar indiğine şahitlik ettik daha yüksek yerlerde sıfırın altında 20 dereceler 22 derecelere de şahitlik edildi bu gece özellikle gece saatlerinde kar yağışı da etkiliydi Hakkari genelinde ve bu yoğun kar yağışı ve buzlanma anma nedeniyle de Hakkari genelinde okullarda bugün itibariyle tatil edildi ve yoğun kar yağışı ile birlikte şu an bizim de bulunduğumuz Yüksekova Şemdinli karayolunun hemen devamındaki Şemdinli Derecik karayolu gece 23 saatlerinde sularında e, ulaşıma kapandı. Gece boyunca karayolları ekiplerinin yoğun bir çalışması vardı o bölgede ve sabah saatlerinde yapılan o çalışma neticesinde sabah 7 itibariyle Şemdinli Derecik karayolu ulaşıma açıldı. Ancak tabii Hakkari genelinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte bugün itibariyle 87 köy ve 198 mezraya şu anda ulaşılamıyor. Ee, yolları kapalı. Yine ekipler o yolların da açılması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Evet Yüksek Ova'da dediğimiz gibi e, sıcaklık şu anda sıfırın altında 10 derecelere kadar düşmüş durumda. Gece saatlerinde daha da soğuk bir hava hakimdi ve yoğun kar kar yağışı hakimde. Kar yağışı etkisini yitirdi şu an itibariyle. Ancak yine gün içinde e, hafif kar yağışının olması Hakkari genelinde bekleniyor. Kar kalınlığı da, karınlığı da Hakkari'de yer yer 1,5 metreye kadar ulaştı. Hakkari merkezde 54-60 santimetreye kadar ulaştı. Bizim bulunduğumuz yüksek ovada da yine yer yer kent merkezinde, ilçe merkezinde bile 60 santim 70 santimetreye kadar kar kalınlığının ulaştığına şahitlik ettik ve dediğimiz gibi şu an itibariyle Hakkari genelinde 87 köy ve 198 mezraya da ulaşılamıyor. Ekipler o yolların, o köy yollarının, mezra yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Gece saatlerinde de kapalı olan Şemdinli Dereci karayolu yapılan çalışmalarla sabah saatlerinde ulaşıma açıldı ve bugün itibariyle yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle de Hakkari genelinde okullar tatil fatiçıma